ezilmek istemiyoruz artık kızım. Her yerde her şekilde şiddet görüyoruz. Kaybolan Gülistan Doku var mesela. Emine Bulut diyeceğim şu an. Da yürüyemiyoruz insan gibi sokaklarda. Gece sokağa çıkamıyoruz mesela. Eteğiyle yargılanıyor, ucuyla yargılanıyor, işiyle yargılanıyor. Yemeğini tuz atmadı, tuzsuz yemek yaptı diye kocası tarafından yargılanıyor. Biz ölmek istemiyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de bugün mikrofonumuzu sadece kadınlara uzatacağız ve şu soruyu soracağız. Türkiye'de bir kadın olarak kendinizi güvende hissediyor musunuz? Artık kadınlarımız çok zorlanıyor. Eteğiyle yargılanıyor, rujuyla yargılanıyor, işiyle yargılanıyor. Yemeğine tuz atmadı, tuzsuz yemek yaptı diye kocası tarafından yargılanıyor. Biz ölmek istemiyoruz. Ya da eşin gitme yapma diyor. Hayır, biz bireyiz. Birbirimizin eşitiyiz. Bizi Allah eşit şartlarda yarattı. Kimse kimsenin kölesi ya da nasıl diyeyim, hizmetkarı değildir. Herkes kalkıp suyunu da içebilmeli. Herkes kendi işini de yapabilmeli. Çünkü herkesin eli kolu var. Engelli değiliz. Asıl engel bize engel olan insanlar. Hiç kimseye fırsat vermeden kadınlar dayanışma ve bir arada olmalıyız. Türkiye'de kadınlar güvende. Mümkün değil. Sizce güvende mi? Asla. Artı şiddet dediniz. Şiddet sadece fiziksel değil. Her birimiz her gün, her an şiddetteyiz. Duygusal şiddet, ekonomik şiddet, yani şiddet sadece fiziksel değil. Bütün kadınlar 7'den 70'e herkes şiddet görüyor. Bilmiyorum, kadın haklarımız az olduğu için hiç güvende değil. Ben güvenceli görmüyorum. Daha çok erkekler güçlü olduğu için biz hep eziliyoruz. Daha güçlü olmasını istiyorum kadınların. Tayyip bize biraz daha çok hak versin kadınlara. Biz ezildik. Ezilmek istemiyoruz artık kızım. Ben çok güvende hissediyorum çünkü kocam öldü. Yani yaşamadığı için güvende hissediyorum. Allah erkeklere akıl fikir versin. İnsan olarak görmeyi bilmedikleri için kadın erkek diye bir şey yok. İnsan. Onu bilmiyor bizim memlekettekiler. Sokak ortasında her gün öldürüyorlar. Yazıktır. Yani erkek gücü bu kadar şey mi yani? Kadına mı yetiyor? İyi cezalandırıldıklarını düşünmüyorum. Çünkü hani kadın cinayetleri ortada. Hani teşvik edilmesi lazım bazı suçların. Yani iyi cezalar verilmesi lazım ki tekrardan hani böyle şeyler olmasın. Biz kendimizi güvende hissetmiyoruz. Hani ailemiz de bizi yani korumaya çalışıyorlar. Kadınlar olarak hiçbir güvencemiz yok aslında. Yani biz de güvenli olmayı isteriz. Yani şu an işte hani mesela yeni kaybolan Gülistan Doku var mesela. Onun hala hiç kimse ne oldu ne etti sormuyor. Ya da hani işte Rabia Naz'ı biliyorsunuz ya da küçük kız olabilir. Hani siyasi anlamda böyle çok fazla bilinen kişiler girdiği için işin içine. Yani böyle olunca da daha da hiç arayamıyoruz haklarımızı. Tacizler arttı. Her konuda yani insanların sarkıntılı konusu falan. Hepsi bu yüzden kendimi güvende hissetmiyorum. Yani çıkıp da yürüyemiyoruz insan gibi sokaklarda. Gece sokağa çıkamıyoruz mesela. Doğru düzgün iş yapamıyoruz. Okula bile zor gidiyoruz. O derece arttı yani otobüsler, minibüsler. Duruma getirdiler ki çantamızda biber gazı veyahut da bıçak falan taşımaya başladık. O kadar güvensiz. Bu kadar. Peki hiç şiddete uğradığınızı düşünüyor musunuz? Yani şu ana kadar şiddet değil ama taciz olayı, laf tacizi bu kadar. Yani. Laf tacizinde bile kalmıyor yani. Otobüslerde özellikle temasta bulunan çok. Hakları veriliyor mu sizce kadınların Türkiye'de? Hayır, verilmiyor. Yeniyor. Mesela yani adam öldürmeye ceza yok. Böyle kadınlar tecavüz etsinler. Şöyle böyle ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ama işte adalet yok. Efendim? Adalet olması gereken şeylerde adalet yok. Sadece bir Ankara'da binanın ismi bence bana göre. Yani çok güvende bile, şu an bile güvende değiliz ya. O derece. Yani öyle, ben de katılıyorum onlara, öyle düşünüyorum. Farklı mesela şimdi sokaklarda şöyle birini bile korusalar bir şey olduğunda hani artık ona bile suç veriliyorsa hani ne yapacağız? Kimse birbirini bile korumaz artık bu devirde. Öyle. Siz var mı 8 Mart mesajınız? Adalet istiyoruz her konuda, bu kadar. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Artan, sürekli devam eden bir şiddet var ve ataerkil bir toplumun yapısında olduğumuz için çoğunlukla erkek hakimiyetinde ve kadınların neler yapabileceğini kabul etmeyen bir zihniyet var. Bunun için her yerde her şekilde şiddet görüyoruz. Bu gerek cinsel gerek psikolojik ve hani pek çok şekilde oluyor. Siz hiç şiddet gördüğünüzü düşündünüz mü peki? Evet, gördüm. Bu ülkede her şey bir düzen olması için
hukuktan geçiyor. Onun için daha iyi bir hukuk sistemi, daha iyi, daha toplumu koruyan kanunlarımızın olması gerekiyor. Bunun için de bizi en iyi anlayan ve tarifleyecek olan yine kadınlar. O yüzden daha fazla seçilmemiz gerekiyor. Kendimizi seçtirmemiz de gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz güvende? Ben de güvende hissetmiyorum. Ya bu hani mesele şu, bence asıl mesele toplumsal cinsiyet anlayışı. Hani arkadaşım da dedi, ataerkil bir toplumdan geliyoruz maalesef. Bu anlayışı değiştirmedikçe bizler gibi, hani biz kadınlara da büyük rol düşüyor. Bunu değiştirmedikçe çok bir etken olmayacağını düşünüyorum. Ama hani erkekler yönünden de, şimdi şey, cinsiyetçilik de yapmak istemiyorum ama erkekler yönünden de bu şekilde olmaması gerektiğini düşünen olmadığı sürece, yani bu nereye gidecek, nereye kadar? Bir yerden sonra çalıştığımız yerde sözlü oluyor, psikolojik oluyor ya da en ufağından yolda geçerken bir şekilde bir görsel olarak bir şey, yani taciz uğruyorsun. Her türlü, yani cinselden tut şeye kadar tek bir şey olarak sınırlayamıyorum. Önlemler yeterli mi bu konuda peki? Asla değil, asla değil. Haber, yani görüyoruz zaten, yani örneklerini de görüyoruz. Beni diyor, en son hani Emine Bulut diyeceğim şu an. Yani aklıma gelen ilk o oldu. Beni hani şey, kurtarın diye yalvarmış, söylemiş, etmiş son andaki şey. Yani biz neden bir toplum olarak nasıl o hale gelebildik? O kadını onu nasıl yaşatabildik? Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü gidişatımız güzel değil. Geleceğimiz nereye gidiyor belli değil. Gençlerimiz işsiz, ekonomi berbat. Bir sürü şehit. Siz olsanız iyi olur musunuz? Bu kadar basit. Kadınlara hakları veriliyor mu sizce? Hayır, kesinlikle. Bu kadar kadın cinayetleri varken verilmiş mi sayılıyor? Maalesef verilmiyor. Türkiye'de Şubat'ta 22 kadın öldürüldü. Evet. Berbat bir şey. Hiçbir ülkede bu kadar kadın katledilmiyordur yani. Tabii ki kınıyorum ama hiçbir şey yapılamıyor. Şiddete uğradığınızı düşündünüz mü? Kendi adıma, ailemden hayır. Ben özgür bir kadınım çünkü. İşlikten yana olan bir kadınım. Ama sadece benim uğramamam bir şeyi değiştirmiyor. Bütün kadınların uğramaması gerekiyor. Röportajımız saniyeler içinde devam edecek ama öncesinde sizden istediğimiz bir şey var. Yukarıdaki linke tıklayarak Patreon'dan bize destek olabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız açıklama kısmına da bunun için bir video bıraktık. Şimdi kaldığınız yerden izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Hayır, hissetmiyorum yavrum. Çünkü olanlar herkese malum. Kadınların daha özgür, daha rahat bir ortamda yaşamalarını diliyorum. Fakat maalesef ülkemizde bu mümkün değil. Gece bir gencin dışarıya çıkması, özellikle benim kızım var ve biraz geç kalsa heyecanlanıyorum. İşte bütün bunların olmamasını diliyorum. Kadınların İş konusunda da, iş gücü konusunda da kendilerine olanak sağlanmasını diliyorum. Özellikle meclisimizde daha fazla kadın vekillerin olmasını diliyorum. Bir kadın ilk önce hak ettiği değeri görmüyor. Hak ettiği değeri görürse hakkını zaten almış demektir. Ya ülkenin içinde bulunduğu durum belli zaten. İnsan olarak da hissetmiyorum. Sadece kadın olarak değil, kadınların durumu da ortada. Çok çok fazla güvende hissedemiyorum genel olarak. Televizyonlardan görüyoruz. Pek hissedemiyoruz. Neden? Korkuyoruz. Çünkü hep panik, korkuyla yaşıyoruz. İnan ki sabah ne kalkacağımızı bilmiyoruz. Korkuyoruz yani. Ama ayakta durmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Devletimizin buna el atmasını çok istiyoruz. Hiçbir kadın ölmesin. Aslında son gündemde yaşananlardan yüzünden pek kendimi güvende hissedemiyorum. Kadına yönelik şiddetler falan. Öyle ama biz kadınlar olarak güçlü ve ayakta durmamız lazım. O şekilde. Hakları veriliyor mu sizce kadınların? Bence şu an, yani eskiye dönük bakarsak şu an daha iyi bir halde ama yani verilmiyor da tam yani. İnsanlar çok garip bakıyor. Mesela ben şu an etek giydim. Bakıyorlar etraftakiler. O yüzden güvende hissetmiyorum kendimi. Her taraf katil dolu ya. Yani nasıl kendinizi güvende hissedebilirsiniz ki, her gün yüzlerce kadın katlediyorlar. Çocukları katlediyorlar. Hayvanlara zarar veriyorlar. Türkiye'de hiç kimse güvende değil. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Herkesi seviyorum.
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mikrofonumuzu kadınlara uzattık ve hem haklarıyla ilgili hem de kendilerini güvende hissediyorlar mı sorusuna cevapları sizlerle paylaştık. Bir sonraki hafta yeni bir programda görüşmek üzere.